fiil konusu. Sizler Eva dersten bu konuyu dinlediniz. Daha sonra konuyu tekrar edip benim gönderdiğim soruları çözdünüz. Yine hatırlamak için basitçe bugün yine sizlerle beraber tekrar edelim. Daha sonra da sizin çözemediğiniz soruları alacağım ve hep birlikte onların da üzerinden tekrar bir geçmiş olacağız. Ek fiil konusu kaça ayrılıyordu Gökçe? Teşekkür ederim. Harikasın. Evet, bunlardan bir tanesi isimlere gelerek yüklem yapma. Peki diğer görevi ne Ahmet? Basit zamanlı fiillere gelerek onları bildiğimiz zamanlı yapar. Evet. Basit zamanlı fiillere gelerek birleşik zaman yapma. Siz de defterinizi yatay bir şekilde çevirerek bu tabloyu defterlerinize çizin bakalım. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi sanırım Türk milleti olarak bizim zor zamanlara çözüm üretmek gibi bir genetik yapımız var. Bizim kuşak daha çok aslında böyle bence. Hayal gücümüz çok geniş. Bunu çocuklarımıza da aktarmaya çalışıyoruz. Onlara da bu şekilde örnek olmaya çalışıyoruz. Bu dönemde de bununla gündeme gelmiş olduk. Aslında öğrencilerin evde canlarının sıkılması, günlerini aktif bir şekilde geçirememeleri, okullarını özlemeleri, arkadaşlarını özlemeleri hareket noktamız oldu. EBA'dan derslerini güzel bir şekilde takip ediyorlardı. Çerkezköy Cumhuriyet Ortaokulu idaresi ve öğretmenleri olarak biz onlara daha çok teknik anlamda destek vermeye çalışıyorduk. İşte kanal aramasını nasıl yapacaklar, EBA'ya nasıl girecekler, şifreler derken biz dedik ki kendimiz de bir araya gelelim. Madem böyle bir sistem var, internet üzerinden görüşülebiliyor, biz bu programı kullanmayı öğrenelim. Bir toplanmamız sırasında öğrencilerin bir an o ekrandaki görüntülerinden ben bir umutsuzluk sezdim. Çok da duygusalız. Öğrencilerim de öyle. Hem birbirimizi çok özlüyoruz. Hem de ister istemez kaygılarımız var. O ders esnasında çocuklarda o yılgınlığı, umutsuzluğu görünce ben çok üzüldüm. Onlara ben ne kadar teknik anlamda destek versem de bilgisayardan bir şeyleri anlatmaya çalışsam da çocukların bazı şeyleri kafasında oturtamadığını gördüm ve bir öğrencimin hani böyle bir bezgin görüntüsü dikkatimi çekti. Nedenini sordum. Yapamıyorum öğretmenim dedi. Peki ne yapmalıyız dedim. Sınıfta olsaydık tahtada anlatırdınız öğretmenim. Yine yapabiliriz dedim. Bakın işte burada tahta var. Ben o anda aslında karşıda çalışma masasındaydım. Bu masa kenarda bahsi geçen masa dik bir şekilde duruyordu. Oğlumun üzerinde robotik kodlama yaptığı masası o. Gerekli durumlarda açıyoruz sadece. Orada duruyordu. Dedim ki bakın şimdi size tahtada anlatacağım. Bilgisayarı yere koydum. Ayarlamayı yaptıktan sonra çocuklar masayı gördüler. Ama öğretmenim bu bir masa dedi bir tanesi. Hayır dedim dikkatli bak bu bir tahta. Ve şimdi aynı sınıftaki gibi anlatıyorum. Siz de benim gibi defterinizi yan çevirin. İşte şimdi tablomuzu çiziyoruz. Oradan başladı her şey. Onlar mutlu ben mutluyum ve çok güldük buna en başında. Dedim tamam amacımıza ulaştık. Güldüğümüze göre umut var demektir. 40 dakika bile olsa onlarla göz göze gelebilmemiz, arkadaşlarını görebilmeleri ve ben artık sınıf ortamını onlara yaşatmak için diyorum ki işte Kürşat Diyarcı'nın yanına oturmuyorsun sakın. Sonra siz bir araya gelince çok konuşuyorsunuz. Veya Yurdanur Ayhan Kemal konuşursa onu uyar, sustur tamam mı? Dersi dikkatli dinlesin diye onlara takılıyorum arada. Daha doğal olsun, kendilerini daha rahat hissetsinler diye. Aslında şöyle gelişti, ben
benim gibi imkanları kısıtlı öğretmen arkadaşlarımın olabileceğini de düşündüm. Ki bence biz yine şanslıyız. Oldukça gelişmiş bir yerde yaşıyoruz ama o an benim elimin altında bu masa vardı ve ben bunu kullanıyordum. Bir öğretmen arkadaşımız bir gardırobun kapağını kullanıyor, anlatıyor. Bir öğretmen arkadaşımız çocuğunun yatak başını kullanıyor, onda anlatıyor. Aslında ben ilk değilim, tek de değilim. Sadece çok kısıtlı bir çevrede biliniyor bunlar. Ve herkesin görüp ilham almasını istedim. Biz evde de olsak öğrencilerimize ulaşmanın bir yolunu sonuçta teknoloji sayesinde bulduk. Bunu daha nasıl geliştirebiliriz? Daha nasıl verimli bir hale getirebiliriz? Eğer bu süreç daha fazla uzarsa öğrencilerimize daha ne kadar faydalı olabiliriz? Bununla ilgili bir fikir paylaşımı olması için ben öğretmen arkadaşlarımla paylaştım aslında. Ama çok fazla yayıldı. Hem yabancı dil öğretmeni kendisi isminin paylaşılmasını istemediği için söyleyemiyorum. Hem de eğitim teknolojileri alanında uzmanlaşmış. Bize hani teknik açıdan da her türlü yardımı yapabileceğini söyledi. Ve şu anda da ilçede bütün okullara aslında bir mesaj iletildi ilçe milli eğitim müdürümüz tarafından. Evde öğrencilerine uzaktan eğitim verip de tahta ihtiyacı olan her öğretmene şu anda tahta ulaştırıldı. O okul yolunda yürüyebilmenin, öğrencilere okul bahçesinde kavuşabilmenin, öğretmenler odasında içtiğimiz sıcacık çayın hasretini çekiyoruz. İnşallah güzel günler gelecek. Şimdi elimizde kalacağız ama ileride okulumuza koşa koşa gideceğiz inşallah. Melike Hoca nasıl desem, yani öğretmek için her imkanını kullanıyor ve gerçekten gözümüzde bu süreçte kahraman gibi bir şey de gözüküyor ve bizi mutlu ediyor. Yani elinden gelen imkanları kullanması bence çok hoş. Melik Hoca değişik bir tarzı var. Güzel bir anlatıyor. Onun için ben de onun tarzını seviyorum. Daha güzel, daha etkinlikli anlatıyor. Dersleri güzel anlıyoruz.